Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. Şimdi roba kısmını paylaşmıştım, diğer videomda anlatmıştım size. Şimdi ise kol kesimi ve beden yapımını anlatacağım inşallah, Allah izin verirse. Ön üçün 36 tane ilmemiz vardı burada. Ben 2 sıra daha ördüm, robamıza ilave ettim. Çünkü ben 1 yaş için örmeyi planlıyorum. Onun için 1-2 santim daha büyük olmasını istediğim için şuraya şöyle göstereyim size. Arttırmalarımız bittikten sonra 1 ve 2 sıra daha ördüm. Şimdi ise bu 36 ilmeği ördükten sonra, evet, ayracımızı çıkartıyorum ve 53 tane burada kol için kesim yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4 5. Evet, ben bu 53 ilmeği buraya kadar keseyim. Evet. Kol kısmını 53 tane ilmeği kesmiş oldum. Aparatımı çıkartıyorum. Şu 53 oluyor, evet. 65 tane bu arkada ilmemiz var. Bu 65 ilmeği ters olarak buraya kadar öreceğim. Evet, 65 ilmeği de ördüm. Şimdi ise son bu kol bölgesini keseceğim. 53 tane de burada ilmemiz var. Bu 53 ilmeği ben bu şekilde kesiyorum. Siz farklı teknikler biliyorsanız o şekilde de uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde alıştığım için bana kolay geliyor. Bu 53 ilmeği kesip geleyim. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz üzere robasını beraber çalışmıştık. Çok şahane bir roba oldu. Modelini ise kolları kestikten sonra 10'ar tane ilmek bu koltuk altına attım ki kollarımız daha rahat girip çıksın diye. Ve modelimiz ise bu şekilde 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane motif yerleştirdim. 157 tane ilme oldu. 1 2 3 4 tane de motif ördüm boyuna. Şimdi ise bundan sonra 6 sıra bant çalışacağım. Haroşa öreceğim. Şimdi ise bu modeli size anlatmak istiyorum. Bu modelimiz çok güzel ve tatlı bir model. Değişik rengini de size göstermek istiyorum şu şekilde. Evet. Renkle de çalıştığımız zaman renkli de çok harika oluyor. Evet, modelimizi hemen anlatmak istiyorum, Allah izin verirse. Bir, iki, üç tane kenar ilmeği için ilme bıraktım. Ve burada 1 2 2 tane ters ilme örüyorum. Şu kenarda motifin yarım gitmesi için 2 tane de ayrıyeten ters ilme örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane düz, 1 2 3 4 tane ters, 1
2 3 4 5 6 7 8 8 tane düz 1 2 3 4 4 tane ters. Buraya 2 tane ters koymuştum. Buraya 4 tane ters geldi. Bunun bir tanesini keselim de. Kenarda yarım motif olmasını istiyorum. Şu şekilde yarım motif yaptığım için. Arkada ise 1, 2, 3. Bu 3 tanesi bizim kenar ilmeğimiz. Modelle alakası yok. 1, 2, 3 tane kenarda ilmeğimiz gidiyor. Ters ilmeğimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ters. 1, 2, 3, 4 tane düz. Bu 4 tane düzden sonra tekrar 8 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 tane düz. Kenara 3 tane kenar ilmeği bıraktım. Şimdi ise tekrar ön yüzdeyim. 3 tane bu ters ilmeğimi örüyorum. Ve burada ilmelerimi yer değiştireceğim. Düze çevireceğim ilmelerimi. Hemen buradaki iki olan, ters olanla düz olanın yerini değiştiriyorum. Aynı şekilde düz ilmelerimi örüyorum. Sondaki bu düzle yanındaki tersin yerini değiştiriyorum. Düz örüyorum. Bu ters olan ilmelerimi de aynı şekilde düz olarak örüyorum. Değiştirdim. Hem sağdan hem soldan her iki taraftan da ilmelerimin yerlerini değiştiriyorum. Ve bu ters olan ilmeğimi de düze çeviriyorum. Tekrar aynı şekilde düze çevirdim. Burada bir, iki tane düz örüyorum. Diğer kenar ilmelerimi ise hem arkada hem de önde ters olarak örüyorum. Şimdi arka sıradayım. 1, 2, 3. Bu kenar ilmeğimiz. Arkada tersi ters, düzü düz olarak öreceğim. Bu sıra tamamen ters öreceğim. Pardon. Önde tamamen düz ördüğüm için ilmeleri düze çevirmiştim. Arkada da ters olarak tamamen ters örüyorum. Sadece şöyle iki motif anlatıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Arkadaşlar, bu modelimizin anlatımı kanalımda var. Kanalımdan takip edebilirsiniz. Piramit modeli diye. Tekrar 1 2 3. Bu yerlerini değiştirdiğim 2 tane ilmeği önde ters olarak öreceğiz. Diğer taraftan 1 2 3 4 5 6. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ters. Tekrar aynı şekilde 1
2 3 4 5 6 düz. Bu yerlerini değiştirdiğimiz ilmelerimizi bu sıra terse çeviriyoruz. Ters olarak örüp kenardaki ilmelerimizi de ters örüyoruz. Arkada ise bu sıra tersi ters, düzü düz örüyoruz. 1 2 3 3 tane ters ilmemiz vardı. Onu ördük kenarda. 1 2 3 4. Burada 2 4 tane kenar olduğu için 1 2 3 4 5 6 tane ters. 1 2 3 4 5 6. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6 2 tane düz. 2 tane düz ve 2 3 oldu, evet. 1 2 3 tane de tersimiz var, kenar ilmeğimiz. Tekrar ön yüzdeyim yine. Bir, iki, üç. Bu sıra ise düze çevireceğiz ilmelerimiz. Bir, iki tane düz örüyorum. Yine aynı bu alt sırada yaptığımın aynısını yapıyorum. Bu düz ilmeyle ters ilmenin yerini değiştiriyorum. Ve aynı şekilde düz olarak örüyorum. Yine sondayım. Bu düzle tersin yerini yine değiştireceğim. Çıkartıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 evet. Burada sonda bir tane ters kalınca tersle düzün yerini yine aynı şekilde değiştiriyorum. Ve bu sıra sadece ilmelerin yerini değiştirerek düz olarak örüyorum. İlmelerim tamamını düze çeviriyorum. Arkada ise tamamen ters olarak öreceğim. Mantığını anladığınız zaman çok basit ve kolay ve gösterişli bir model. 1 2 3 tane ilmeğimiz de kenar ilmeğimiz. Bu sırada tamamen ters olarak örüyoruz. Kenar ilmelerimiz de dahil hepsini ters olarak, önden düze çevirmiştik ilmelerimizi. Bu sıra ters olarak örüyoruz. Evet. iki ve katlarından oluşuyor. Modelimizi kurarken çift ilme olmasına, 12 olmasına dikkat edin. İki, üç tane burada ters ilmeğimiz var. Diğer ilmeleri de tersi çeviriyorum. Bir, iki, üç, dört. Bu kaydırmış olduğumuz ilmeleri aynı şekilde ters olarak örüyoruz. Şöyle daha yakından göstereyim. Diğer ilmeler 1 2 3 4. Burada 8 tane ilmeyle başlamıştık. Bu 8 ilmeği birer birer hem sağdan hem soldan kenarlara veriyoruz. Yine aynı şekilde burada yaptığımız gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tersimiz oldu. Şimdi
1, 2, 3, 4 tane düz. Aynı şu tabanda kurduğumuzun şekli şimdi tam tersi oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 3 tane de burada ters ilmelerimiz var. Arkada ise tersi ters düzü düz olarak öreceğiz. Şimdi şöyle bir bakayım. 1, 2, 3 tanesini burada ters öreceğiz. Geriye kalan ilmelerimizi arkada, önde ters olan arkada düz olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Ters olan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane düz oldu arkada. 1, 2, 3, 4 tane ters ve diğer ilmelerimizi ise 2, 4 tane düz, 3 tane ters olarak öreceğiz. Bu 3 terslerimiz, kenar ilmelerimiz, karıştırmayalım. 1, 2, 3. Tekrar bu kenar ilmeği ördükten sonra ters ilmelerimizi yeniden düze çeviriyoruz. 1, 2, 3. Burada bir düz ve bir tersimiz kaldığı zaman, bu düzün yanına geldiğimiz zaman düzle tersin yerini bu şekilde değiştiriyoruz. Düzü dışa alıyoruz, tersi içeri alıyoruz. 1, 2 tane düz ilmemiz kaldı burada. Tekrar aynı şekilde düzü dışarıya, tersi içeriye aldım. Tekrar düze çeviriyorum. Bütün ilmelerimizi düz olarak örüyorum. Tekrar aynı şekilde ve 1, 2 tane düz ilmelerimizin yerini değiştirip diğer ilmelerimizi de değiştirdiğimiz ilmeler dahil düz olarak öreceğiz. Sadece şu kenardaki 3 ilmemiz ters olarak örülecek. Arkada ise önde düze çevirdiğimiz için arkada tamamen ters olarak öreceğiz. Şekilde modelimizin mantığı bu. İki tane kalınca yer değiştireceğiz. Aynı şekilde kenar, yine ön taraftayım ve burada ise 2, 3. 3 tersten sonra yine aynı şekilde 1, 2, 3 tersimizi ördük. Bu dışa aldığımız dahil, bu iki ilmek dahil değiştirdiğimiz, onu da terse çeviriyoruz. 1, 2 tane düz ilmemiz kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu yerlerini değiştirdiğimiz ilmeleri 9 ve 10. Onları da terse çeviriyorum. Ortada 2 tane düz ilmem kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ters örüyorum. 3 tane de kenarda ters ilmem var. Arkada ise ters ters düzü düz olarak örüp geleceğim.
2 3 3'ten sonra 1 2 3 4 5 6 2 tane ters. Diğerler ise düz olacak. 10 tane de düz öreceğim. İki tane ters, önde düz örmüştüm, arkada ise ters oldu. Şimdi son kez değiştirmemi yapıyorum burada. 1 2 3 tane kenar ilmeğimi ördüm ve ilk motifimi şu sırayı yapıyorum. Şimdi ilk motifimi bitirmiş oldum ve 1 2 3'ten sonra ilmelerimi tamamen düze çeviriyorum. Burada 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği hemen yanındaki ters ilmelerle yer değiştiriyorum. Ters ilmeleri içeri alıyorum. Düz ilmeleri dışarı veriyorum. Sağa sola açıyorum bu 2 ilmeği. Bu şekilde diğer ilmelerimi düze çeviriyorum. Arkada ise tamamen ters olarak önde düz, arkada da ters öreceğiz. Örülüyor. Aynı şekilde bu 2 ilmeği birini sağa birini sola açıyorum. Yer değiştiriyorum ilmelerimizi. Şekilde. Modelimiz sadece bu kadar. Çok zor bir model değil. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla, birazcık dikkat ederlerse rahatlıkla örebilecekleri çok kolay gösterişli bir model. Evet. Arkada ise ters olarak örüp geleceğim. Tamamen ters örüyorum. Bundan sonra ilmelerimizin yerlerini değiştireceğiz ve motifimiz diğer tarafa kaymış olacağız. Düzün üstüne ters gelecek, tersin üstüne düz kuracağız. Bunu da göstereyim. Çünkü çok zamanımı alıyor. Evet. Şu anda bir motifim bitmiş bulunmakta. Bitirdim. Ve diğer motifi nasıl koruyacağım onu anlatacağım. Şimdi aslında kurulmuş oldu. 3 tane kenar ilmeğim var. 1 2 3. Şimdi burada 1 2 3 3 tane, bir de burada var, 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane düz ve 1 2 3 4 tane ters öreceğiz. Bu şekilde. 4 tane tersten sonra 1 2 3 4 ve 5. 5 tane düz örüyoruz burada. Arkada ise tersi ters düzü düz örüp geleceğiz. Evet, arkadan tersi ters düzü düz olarak örüp geldim. Şimdi ise bu son kez göstereceğim. Zaten mantığını anladınız.
Bu düzün yanındaki ters eksini bir yer değiştireceğim. Ve bu sırada ilmelerimizi düz olarak örüyoruz. Ve hemen yer değiştiriyorum. Ve bakın belli oldu. Şimdi düzümüz bu tersin üzerine geldi. Tersimiz ise düz olan bu motifimizin üzerine geldi. Bu düzle tersi hemen yer değiştiriyorum. Hepsini düze çeviriyorum. 1, 2, sondaki bu tersi yine yer değiştirerek düze çeviriyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz sadece bu kadar. İnşallah ben hırkamın, pardon, yeleğimin bu altı sırasını da örüp sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi bitirdim. Düğmelerini diktim. Bakın arkası da bu şekilde. Bu robamıza istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Şöyle yan koyayım. Bakın. Yeleğimiz bu şekilde, tam netleştireyim. Evet. Net bu şekilde. Harika bir yelek oldu. Evet arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.